fotoğraf kimin? Kim bu adam? Hiç yabancı gelmiyor. Hatırladım. Öyle mi? Hatırladım, evet. Nereden hatırladın acaba? Hala bırak artık beni. Ya yeter artık. Delireceğim biraz daha burada kalırsam. Ela ortada yok. Elimden bir şey gelmiyor. O... Oydu işte. Hastanedeki adam bu. Koridorda bağırıyordu hatta. Çok öfkeliydi. İyi de bu adamın fotoğrafının benim dolabımda ne işi var? Yanlış mı hatırlıyorum yani? Yok. Nereden tanışıyoruz ki? Sen emin misin bu adamı hastanede gördüğüne? Sen hatırlamıyor musun ya? Hayır, işte o adamdı bu. Allah kahretsin ya. O işte. Leyla. Sana hiç bahsetmemeliydim ama gel. Gel otur şöyle, gel. Biz bu adam yüzünden İzmir'den kaçtık. Yoksa bizim İzmir'de ne güzel bir hayatımız vardı. Nasıl yani? Seni çok seviyorum. İyi geceler. Çok yakında benden öylesine nefret edeceksin Nazlı. Sonsuza kadar veda edeceğim sana. Tekrar arayıp da bunu atmak istemiyorum. Olsun, biraz bekler, sonra bir daha ararız. Hah, geldi. Ne oldu oğlum? Ela'yı görmüşler mi oğlum? Onlarca kez aradım taksici. Hiçbirini açmadı, dönmedi bile. Ben de eve dönmek zorunda kaldım. Ama yarın aramaya devam edeceğim. Gerekirse en üst makamlara çıkıp bulacağım o taksici. Oo, ama senin o dediğine daha çok var bir tane. Karnı da hiç bilmiyor anne. Hep aynı sanki. Ne zaman böyle kocaman top gibi olacak? Oğlum, hiçbir şey yememişsin. Midem biraz kötü anne. Yiyemeyeceğim. Kardeşim ben okuldayken gelmez değil mi? Hayır, bir tanem olur mu hiç öyle şey? Hadi bakalım küçük hanım. Servisin gelmek üzeredir. Hadi bir tane. Doyduysan git elini ağzını yıka, dişlerini fırçala. Acaba yanlış mı yapıyoruz? Yani bu oyunu daha fazla sürdürmesek mi, Zeynep'e söylesek mi her şeyi diyorum. Yakın zamanda kardeşi olacağını zannediyor değil mi? Evet, yani. Ya olmazsa o zaman ne yapacağız? Biraz düşünelim. Gerekirse bir pedagoğa başvururuz. İyi olur. Ben Zeynep'i yolcu edeyim. Hadi.
oğlum, ye yemeğini. Hadi. Leyla. İyi misin? Başım döndü. Gel, gel seni yatağına yatırayım, gel. Ha, tamam. Sakın korkma, tamam mı? Ben hep yanındayım senin. Teşekkür ederim. Keşke hep böyle olsam. Bana güvensen. Gel hadi dinle. Sen telefonuna bak istersen, ben giderim. Bizim Behçet. Ararım onu sonra, gel. Ya saatlerdir sizi arıyorum, sizden haber bekliyorum. Hayat, memat meselesi olmasa bu kadar arar mıydım kardeşim? Abi ne desen haklısın. Ama ben de insan evladıyım. Annemi acile kaldırdık gece. Onunla uğraştım sabaha kadar. Ancak dönebildim, kusura bakma. Öyle mi? Sen de kusura bakma. Nasıl anneniz, iyi mi? Şimdilik iyi. Ameliyat sırası bekliyoruz. Geçmiş olsun. Müsaitseniz hemen buluşabilir miyiz? Dediğim gibi çok önemli. Eşimin hayatı söz konusu. Tabii. Konum atıyorum size ben. Sağ ol. Kime ne olmuş oğlum? Niye geçmiş olsun dedi? Taksicinin annesi hastalanmış. Ondan cevap verememiş. Hemen buluşup konuşacağım. Tamam oğlum. Bak bizi habersiz bırakma, tamam mı? Taksiciyle buluşacağım. Bu sefer hayırlı haberler getir, tamam? Hadi, hadi inşallah oğlum. Bence bisiklet sürmek dünyanın en güzel şeyi. İyi ki bana öğretmişsin. Ay, çok yorulmuşum. Sana çay veriyorum, için ısınsın. Olur. Sevgililer günümüz kutlu olsun. İyi ki varsın. Ben hemen geliyorum. Peki. Bunlar da nereden çıktı? Arabadaydı. Sürpriz olsun size. Nasıl sakladın ki bunları? Ben hiç görmedim. Orası bir sır. Söyleyemem. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Senin kadar değil ama. Sen çok güzel bir adamsın Murat Aslan. Nazlı. Efendim sevgilim. Eğer bir gün olur da çok uzak düşersek birbirimizden, seni sevdiğimi hatırla, olur mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç, öylesine. Hayatım, korkutma beni, bir şey mi oldu? Korkma ya. Ya hayat işte. Yani ne getireceği belli olmaz. Yani şimdi böyle bunları konuşmasak zaten gayet iyiyiz. Ne gerek var? Yazım, sen gerçekten iyi misin? Bir şey mi var? Ben... Ya, dedim ya işte. Bir anda aklıma geldi. Söyledim. Ben söyleme bir daha öyle şeyler. Seni ölesiye, öldüresiye çok seviyorum Ela. Seni kaybetmemek için her şeyi yaparım. Her halin kabulüm.
Ama hatırladığında bu mümkün olmayacak, biliyorum. Başka çaren yok. Sen de beni kabulleneceksin. Ben bu güzel yuvanın dağılmasını istemiyorum. Ha, tek derdim bu benim. Oğlum, biliyorum şimdi ben aynı konuyu açacağım sana, sen de kapatacaksın ama... yine de diyorum ki acaba yani bir süre daha Nazlı'ya söylemesen mi? Biraz daha beklesen. Ne demek istiyorsun anne? Yani Melek şu anda hamileliğin çok başında. Ne bileyim, yani çocuk daha şekillenmedi. Hani biraz daha beklesek değil mi? Belki de tutunamayacak. Yani tabii böyle bir şey olmasın dilemiyorum ama... hani olabilir de. Hani lütfen. Bu kadar gerçekten fazla. Benim kararım kesin. Nazlı'nın bütün gerçeği bilmesi lazım. Bunu ona borçluyum anne. Zaten fazla uzatmayacağım. Sadece cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Anlıyorum oğlum. Dışarı çıktığımızda söylemek istedim ama... o anın yüzünü bozamadım. Anne lütfen. Artık sen de bu konuya karışma. Ben en kısa zamanda halledeceğim. Peki oğlum. Sen nasıl istersen. Aslı Hanım. Ah, ay ben de sana geliyordum. Ben de sizi çağırmaya geliyordum aslında. Melek bizimle bir şey konuşmak istiyormuş da... daha doğrusu sizinle konuşmak istiyormuş asıl. Yine neyin peşindesin sen, Allah'ın cezası? Ne konuşacakmış ki? Söyledi mi bir şey? Yo, yani bilmiyorum ki, gidip öğrenelim. Bu defa yanlış bir şey yaparsam... seni kendi ellerimle boğacağım Melek. Abi, buraya bıraktım onları. Eminim hatta. Dikkatini çeken bir şey, bir cümle falan olmadı mı? Aslında kadın yarı baygın gibiydi. Şüphelendim. Lan bir şey olacak mı? Bundan ne ayak gibisinden içeri girene kadar izledim. Sağ ol kardeşim. Ben öyle bir ilk yaptım ki. Rica ederim. İnsan insana her zaman lazım. Uyandıracaksın. Zile basma dedik ya şuna ya. Ya Behçet değilse? Seni o pisliğin elinden alacağım. Ne oldu Melek? Bizi çağırmışsın konuşmak için. Umarım kayda değer bir şeydir. Umarım Asude teyze. Ama önce isterseniz oturun. Ay, yok, iyi böyle. Ya ben bir süredir bir şeylerin farkındayım, tamam mı? Bu konaktaki varlığım hepinize rahatsızlık veriyor. Ve bu durum beni gerçekten çok kötü hissettiriyor. Melek, bu da nereden çıktı şimdi? Yani bunları konuşmanın sırası değil. Nazlı, lütfen. Ben uzun zamandır konuşmak istiyordum zaten bu durumu. Bak biliyorum, sen ben iyileşeyim diye bu konakta kalmamı istiyorsun ama... Asude teyzeyle Murat öyle düşünmüyorlar. Ve belki haklılar da. Ve hatta belki sen de öyle düşünmelisin. Ben zaten Asude teyzeyi seni ikna etsin diye çağırdım. Pardon. Bir şu sırtımı düzelteyim, pardon. Biraz sırtım var. Yavaş. Yavaş. Rahat mısın?